Prokalsitonin diye bir test var arkadaşlar. Bu özellikle hastanede yatan, özellikle çocuklarda istenen bir test. Prokalsitonin yetişkinlerde de istenebilir. Bu nedir? Bunu anlatayım size çok kısa. Prokalsitonin bir aslında sepsis marker, yani bakteriyel enfeksiyonlar böyle ilerlerse kanda sepsis denen vücutta yaygın bir reaksiyona yol açar. Bu sepsis ileride ölüme bile yol açabilir. Çok tehlikeli bir durum aslında. Onun için antibiyotiklerle ve damardan tedavi edilir. Şimdi prokalsitonin testi niye istenir? İşte enfeksiyon var sizde. Orada durum sepsise mi gidiyor? Onun için bu ayrımda genelde istenir. Bu sepsiste ne olur arkadaşlar? Sepsiste böyle şiddetli ateş, yüksek ateş, üşüme, deride terleme, terli deri, böyle bilinçin bulanıklaşması, konfüzyon diyoruz. Yaygın ağrılar olur. Onun dışında kalp çarpıntısı olur, nefes darlığı olur ve ne olur? Tansiyon düşmesi olur. Şimdi bu prokalsitonin testi arkadaşlar seviyesine göre genellikle değerlendirilir. Bunun birimi mikrogram bölü litre. Şimdi prokalsitonin değeri ölçüldüğü bunun seviyesi 10 mikrogram bölü litrenin üstünde ise muhtemelen sizde sepsis ya da septik şok var demektir. Tabii sizde derken bu genelde yatan hastalarda olur. Böyle ayaktan hastalarda pek olmaz bu değerler. Onun dışında bu değer 2 ile 10 arası ise sistemik bir bakteriyel enfeksiyonunuz var demektir genellikle. Özellikle çocuklarda böbrek enfeksiyonları, pankreatitler, hatta şiddetli travmadır, yanıktır, geçirilmiş ameliyatlar, kalp krizi bile bu prokalsitonin 2 ile 10 arası bir değere yol açabilir. Onun dışında 2'nin altı değerler daha iyi huylu durumları gösterir. İşte lokal bakteriyel enfeksiyonlar, mesela idrar yolu enfeksiyonu olabilir sizde. Veya viral enfeksiyonlar da olabilir. İşte KOAH bile buna yol açabilir. Demek ki prokalsitonin değeri ne kadar yüksekse sepsis riski o kadar fazla demektir. Özellikle 10 ve üzeri değerler ciddi sepsis riskini gösterir. Bu bir ağır bakteriyel enfeksiyon, kan enfeksiyonunuz, yani sepsisin bir göstergesidir. Evet. Bununla ilgili sorunuz varsa yine sorabilirsiniz arkadaşlar. Başka soru da sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.